Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeler sona erdi. Ukrayna tarafı görüşmelerden önemli bir sonuç alınamadı, ancak insani koridor için bazı olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Trudeau ve Hollanda Başbakanı Rutte Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemli olduğunu, ancak bunun adım adım yapılması gerektiği konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'dan petrol alımını bir gecede kesemeyiz dedi. Almanya'da fabrika siparişleri Ocak'ta aylık %1.8 arttı, beklenti %1 artıştı. Çin'in ithalatı Ocak-Şubat aylarında yıllık %15.5 arttı, ihracat %16.3 arttı. Çin'in dış ticaret dengesi böylece yılbaşından bu yana 115.9 milyar dolar fazla verdi, beklenti 95 milyar dolardı. Çin Dışişleri Bakanı Wang, ülkesinin Rusya ile işbirliğinin sadece iki ülke için değil, tüm dünya için yapıcı olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, Ukrayna ve Tayvan konusu birbirinden farklı, Tayvan bir noktada ana vatanına dönecek ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre hazine nakit dengesi Şubat'ta 55 milyar fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı dengede 95 milyar fazla kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, küresel enflasyondaki yükselişin Türkiye'ye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, Ukrayna kriziyle emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar görüldüğüne dikkat çekti. Nebati, enflasyonla mücadele timimiz net bir şekilde hareket halinde, ayçiçek yağında Temmuz'a kadar yetecek stoğumuz var dedi. Bakan, Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracaklarını da anlattı. Türkiye Futbol Federasyonu en yüksek teklifi veren Digiturk'te yayın ihalesi sözleşmesinin imzalanmadığını, yayın hakkı sözleşmesi imzalanması için hakların en yüksek ikinci teklifi veren Saran ve TRT'ye geçtiğini bildirdi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem günü itibariyle karşınızdayız. Gündemimizde neler var şöyle bir bakalım. Önce yurt dışıyla başlayacağız ama yurt dışının gündemi malum Ukrayna-Rusya meselesi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Bugün yapılan görüşmelerden de henüz bir sonuç, net bir olumlu sonuç çıkmadı ve maalesef sıkıntı ve maalesef insani dram da Ukrayna'da yaşanmaya devam ediyor. Piyasalar da bunu olumsuz fiyatlıyor. Hatta bir stagflasyon endişesi konuşuluyor. Nedir stagflasyon? Büyüme yerine küçülme ekonomilerde, enflasyonda da yukarı hareket. Yani hem enflasyon hem ekonomik daralmanın olduğu bir tablo en kötüsü. Bu korku bir miktar piyasalarda fiyatlanmaya başlandı. Enflasyon tüm dünyanın meselesi. Amerika'dan Avrupa'ya ve büyük merkez bankaları acaba enflasyona karşı ne yapacak? Hafta, önümüzdeki hafta 16'sında Amerikan Merkez Bankası. Bu hafta ayın 10'unda Avrupa Merkez Bankası. Her iki merkez bankasının da zaten sıkıntılı olan enflasyon tablosuna bir de emtia şokuyla nasıl yanıt verecekleri merak ediliyor. Emtia demişken hemen petrole bakacağız. Petrol fiyatları inanılmaz seviyelere yükseldi. Petroldeki yükseliş durdurulamıyor adeta. Sabah saatlerinde Brent petrol 140 dolara yaklaştı. 139 küsür dolara çıktık. Amerikan tipi ham petrol 130 dolara kadar geldi. Her iki petrol fiyatında da yükselişin devamını görüyoruz. Neden? Rusya'dan yapılan petrol ihracatını durduralım. Rusya'dan petrol almayalım. Bunu sınırlayalım talepleri, Amerika'nın buna dile getirmesi piyasaları tedirgin etmiş gibi görünüyor. Rus petrolü piyasaya arz edilmeyecek mi hiç? Geçen hafta biliyorsunuz Shell Rusya petrolünü işte %25 yaklaşık iskontolu aldı diye bayağı bir ortalık karışmıştı, tepkiler yaşanmıştı. İçeriye döndüğümüzde biz de aslında bu küresel tablodan nasibimizi olumsuz yönde alıyoruz. Dolar TL'deki yükseliş devam ediyor. Türk lirası değer kaybetmeyi sürdürüyor. Bir de CDS'lerimiz var. Türkiye'nin risk primi 700'e geldi. Yani hiç görmediğimiz, şu geçen sene 18'e çıkarken CDS buralara gelmemişti, dolar TL. Risk primi bizim de yukarıya doğru gidiyor. Enflasyon beklentileri maalesef bozuluyor. Bakın neden konuşuyoruz? Yağ, ayçiçek yağı. Yağ geçtim, akaryakıt. Akaryakıtta üst üste zamlar, bu gece de zam var. Koyun üstüne, hepsini değerlendirin. Hem akaryakıt hem gıda fiyatları iki yönden baskı.
enflasyon üzerinde. Zaten Sayın Bakan da ifade ediyor. Küresel bir enflasyon baskısı kaçınılmaz diyor. Ve Borsa İstanbul. Borsa direnmeye devam ediyor. 100 endeksi aslında direnmeye devam ediyor. O da hangi destekle? Sanayi sektörünün desteğiyle. Emtia üreticisi şirketler, gıda üreticisi şirketler, işte Ereğli vesaire endeksi 100 en azından rakam olarak yukarıya taşımaya bugün de başardı. Birazdan iki değerli konuk bizlerle olacak. Recep Atakan ve Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar az sonra küresel piyasalarda konuklarımız. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL 14.37.80'de %1'in üzerinde yukarı hareket var. Euro TL 15.67 ile karşımızda. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Bakın neredeyse 100'e geldik dolar endeksinde. 99 seviyesinin de üzerine çıktık. Euro dolar paritesi de aşağı geliyor. 1.09'un altı. 1.08.84. VIOP 30 akşam seansı %0.2 aşağıda 2.248 seviyesiyle. Amerika'da %2.5'a yakın satışlar var. O kadar değil ama Amerika'daki satıştan biz de nasibimizi alıyoruz. Az da olsa. Çok hafif. 0.19. Gün içerisi grafiğe bakalım. Daha yüksek seviyeleri gördük gün içerisinde. Gün içi grafik geldi dolar TL için. Efendim 14.39'dayız şu dakikalarda. Bakalım dolar TL'den geçelim Borsa İstanbul'a. Bu grafik biraz beni şaşırttı. Bu grafiğe bir daha bakarız. 1997 seviyesinde bir Borsa İstanbul'umuz var. %0.3 yukarıda. BIST 100 endeksi gün içerisinde 1964'ü de gördü. Tahvil faizlerine geçelim. Faizlerimiz yukarı gidiyor. 24.5'un üzerinde kısa vadeli tahvil faizi 5 yıllık 27'ye kadar geldi. Türkiye'nin 5 yıllık tahvil faizi 27. 10 yıllığımızda 26. Maalesef bütün vadelerde yukarı hareket var. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda ise bir yukarı hareket söz konusu. 1.74 burada da geldiğimiz seviye yine 2 yıllık ve 5 yıllık faizlerde yukarı gidiyor. Ons altın bu jeopolitik riskin ortasında değer kazanmaya devam ediyor. 2000 doları gördük ons altında. Şu an 1994'teyiz. 23,5 dolarlık yükseliş. Gram altın 923 liraya yükseldi efendim. Bitcoin'de de 37.900 dolar ve petrol fiyatları bakın. Bir gün içerisinde petrolü bakalım arkadaşlar. Brent %5'e yakın. Brent petrol şu an 123 dolarda ama gün içerisinde çok daha yüksek seviyeleri gördük. Amerikan tipi ham petrol 119 dolara kadar çıkmış durumda. Avrupa borsaları kıpkırmızı bir Avrupa. Amerikan endeksleri kıpkırmızı bir Amerikan endeksi. Hemen Melike'ye dönelim. Bakalım Melike bugünün hikayesini nasıl anlatacak? Barış, Ukrayna'nın işgalinin 12. gününde borsalar düzeltme modundalar. Petrol fiyatları arttıkça Wall Street aktörleri, büyük firmalar, stratejistler, traderlar ve brokerage firmaları ne yapıyorlar? S&P 500'ün, Dow Jones'un yıl sonu hedefini kesiyorlar, kesmeye devam ediyorlar. Neden devam ediyorlar? Sabah saatlerinde Citibank yıl sonu S&P 500 hedefini 5100'den 4700'e düşürmüştü. Şimdi onu takip eden irili ufaklı birçok brokerage firması, analistler kesiyorlar. Çünkü sadece jeopolitik riskler değil, bunun büyüme etkisi, bunun petrol fiyatları arttıkça ABD etkisi, borsaya hisselere etkisi de tartışılıyor. İşte böyle bir günde gelecek ekonomik veri akışı açısından zayıf bir gündeyiz. Sadece 3'te bugün tüketici kredilerini alacağız ve tüketici kredileri 24,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bir önceki dönem 18 milyar dolardı ama hafta TÜFE enflasyon açısından önemli. Biraz önce sen stagflation'dan bahsettin. O açıdan Warren Buffett'ın da yorumları vardı aynen senin söylediğin gibi ama TÜFE yanında işsizlik sigortası başvuruları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu çarşamba günü keza gelecek. Yani orada da petrol envanter raporunu görüyor olacağız. Bunlar önemli raporlar. Salı günü yani yarın da Apple'ın bir ürünü çıkacak. Ama hafta bir yandan da tabii Michigan Güven Endeksi ile sonuçlanacak. Haftanın en önemli konusu yine Ukrayna-Rusya, Biden'ın daha fazla tanker Avrupa'ya göndermesi ana manşetlerde. Tabii ki orduyu direkt göndermiyor ama yardım, askeri yardım
devam edecek ve daha da fazla olacak deniyor. Ki Biden bunu ulusal seslenç konuşmasında da dile getirmişti. İşte böyle bir günde sen söyledin %2-2,5'a varan düşüşler yaşanıyor. Sabah saatlerinde daha sertti, sonra düzeldi, sonra tekrar yine aynı yere geldi. Fakat belirsizlik, jeopolitik endişe, VIX'i korku endeksinde yukarı çıkarmış durumda, risk iştahını indirmiş durumda. Enerji sektörü tek çıkanlardan, bankacılık sektörü de düşüş göze çarpıyor. En çok en sert düşüş orada, o sektörde var diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye teşekkürler. Ben de dönüyorum konuklarıma. Hemen stüdyomuzda sevgili Recep Atakan var. Hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Murat Salar son anda fake attı. Online'a döndü. Belki kar gece yağar diye Barış. Abi dur, yani bu böyle bahane olmaz. Kar bir kere Perşembe günü geliyor. Daha erken. Öyle diyorlar. Ah Barış, biz kar kış demiyoruz. En son yayında sen kalmıştın galiba. Stüdyoda mı kaldın? Evet, evet. Burada biz gece bayağı bir kalmıştık yayından sonra. Recep Atakan bu son yağla ilgili haber akışının ardından yüzü gülüyor biliyorsun. Yağ fiyatları Recep Atakan'ın yüzünü buldu. Güldürdü. Parayı evet. Buldu. Yine doğru bir yatırım her zaman olduğu gibi. Doğru karar verdi. Yatırım dersek haksızlık ederiz. Yani şu ana kadar hobi yatırım mi? Değil. Hobi. Hobi biraz... Ya çok enteresan yalnız. Ne oldu abi? Şey var. Sen girmeden önce her şey normaldi. Normaldi ben girdikten sonra herhalde. Yani. Ama girdileri de bir o kadar artmış vaziyette. Şimdi izleyicileri sıkmayalım ama bugün... Niye ya, canım? Gündemimiz yağ fiyatları işte. Tabii yağ fiyatları ama yağ fiyatlarında tabii spekülatif kısmı geçeyim. Ama ya zeytin ağacının gübrelenmesi, zeytin ağacının imarı ya da herhangi bir bitkinin ya da buradaki işçilikler falan dediğimizde o mazotun fiyatı zaten bütün tarımda ana değişkenlerden bir tanesi. Sadece mazotun kendisi değil. Mazot ne kadar artarsa işçilik fiyatları da o kadar artıyor. Şey ham madde fiyatları da o kadar artıyor. Aslında birçok yeri de vurmuş. Bence burayı da vurmaya devam edecek. Zaten tarım tüm dünyada sıkıntı. Ama Türkiye'de ayrı bir sıkıntı. Döviz kurundan dolayı da. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şöyle bağlayacak diye tahmin ettim ben Recep. Devlet sübvansiyon versin gibi mi? Oraya doğru gidiyor galiba. Yok ben evet, ÇKS kaydımı yaptırdım. O ne? Çiftçi kayıt sistemi. Ha. Zeytin ağaçlarını. Devlet hibede veriyor. Rakamları söylemeyeyim ama yani son derece tabii çiftçinin halini çiftçilik yapınca anlıyorsun. Son derece yetersiz ama tabii bu iş biraz gönül işi. Benim yaptığım da ticari değil. Tabii tabii. Biliyorsunuz. Biz de takılıyoruz ufak. Allah herkese hakikaten kolaylık versin. Evet. Üreticiye ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir iş yaptıklarını az önceki programda da söyledim. Başımızın üstünde yeri var hepsinin. Yoksa işte bak markette rafa bakıyorsun bomboş. Millet 5 litrelik ayçiçek yağını almak için üst üste biniyor. Durum bu oluyor. Yani ne yazık kendini kötü olarak da beslemeye devam ediyor. Yani bu karsızlık ya da geçim derdine düşmüş insanın buradan alamaması kısmı toprağı terk etmesine neden oluyor. Zaten tarım biliyorsunuz biraz mecburiyet, biraz gönül işi gibi duruyor. Hı hı. Yeni kuşakların çoğu zaten tarımdan uzaklaşmış vaziyette. Ne yazık ki küresel iklim, içerideki konjonktür derken Türkiye'de tarımı kötü günler bekliyor gibi duruyor. Peki ben istersen döneyim sevgili Murat Salar'a. Petrol fiyatlarıyla başlamak istiyorum Murat abi. Yani müthiş bir endişe enerji fiyatları ile ilgili tüm dünyada. Emtia fiyatları da diyebiliriz. Daha genişleterek çünkü tarımsal emtiadan da az önce işte esprisini yaparak başladık girdik. Ama tahıldan efendim gübreye bütün gıda ile ilgili meselelerde de fiyatların yukarıya gittiğini görüyoruz. Ve en çok tabii sıcak tarafı da yine petrol tarafı. Bu yeni haftaya başlarken Murat abi hatta bir stagflasyon mu geliyor yorumlarına dahi gitti. Sözü sana bırakayım, ne dersin? Aslında Barış, her ne kadar böyle işin esprisini yapmaya çalışsak da kendi aramızda hakikaten çok can sıkıcı. Enerji bütün üretimde ana ham madde ve her yerde kullanılan bir ham madde. Dolayısıyla fiyatlarının yükselmesi bütün dünyada özellikle Covid'den sonra tartışılan enflasyon konusunu aşırı, yani en aşırı besleyecek gelişme enerji fiyatlarındaki artış. Enerji fiyatlarındaki artışın sebebi belli. Dünyadaki önemli enerji tedarikçilerinden biri olan Rusya'nın dışarıya satışını veyahut da arzını bir şekilde kısıtlanması. Bu mutlak suretle genel makroekonomik çerçevede bütün dünya ekonomisi açısından negatif.
Yani bunun hani pozitif tarafını bulmanın çok imkanı yok makro açıdan. Stagflasyon riski var mı? Yani yavaş yavaş artık var. Hani bir hafta 10 gün öncesine göre daha yüksek bir olasılık söz konusu. Burada şöyle bir açmaz da var. Bundan gene 15-20 gün önce şunu tartışıyorduk. İşte Amerika Mart ayında faiz artışı %100 ile fiyatlanıyordu vesaire. Bugünkü konu faiz artışıyla önüne geçilebilecek bir enflasyon teması değil. Çok daha başka. Arzın kısıtlandığı bir yerde faizi ne kadar artırırsanız artırın önüne geçemeyeceksiniz fiyat artışını. Dolayısıyla bir şekilde Rusya-Ukrayna konusu çözüme kavuşmadan stagflasyon riski bütün dünya için çok gündemden kalkacak gibi gözüküyor. Evet, ben Recep Atakan'a da döneyim. Stagflasyon korkusu, endişesi enerji fiyatları üzerinde çok net bir, yani inanılmaz, hakikaten kontrol edilemez. Bugün ben sabah saatlerinde hani Brent petrolün o seviyelere geldiğini görünce hakikaten çok ciddi şekilde endişelendim. Yani 140 dolara yaklaştı. Amerikan tipi 130 dolara yaklaştı. Ve hani şu galiba JP Morgan'ındı. Eğer Rusya petrolü uzun süre piyasaya giremezse 185 doları görebiliriz diye bir tahmini vardı. Hani ne oluyor diye insan kendi kendine soruyor. Ne dersin abi? Nasıl petrol kontratlarında sıfır sürdürülemezse 150 doların üstü gibi rakamlarında sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Stagflasyon tanımı bir süredir dilimizde. Bu olasılığı yeni tanıdık. Aslında vardı. Yaklaşık bir 2-3 aydır olasılıklar içindeydi. Kuvvetli olasılık değildi. Ama gördük ki biz pandemide bir talep şoku yaşarken, bir tedarik sıkıntısı yaşarken, şimdi de bir başka tedarik sıkıntısı yaratan arz şokuyla karşı karşıyayız. Doğal olarak tahminler şu olursa bu olursa bu kısmı hepsi tutarlı. Yani uzun süre sürerse bu olasılık var mı? Var. Sürdürülebilir mi? Değil. Stagflasyon tüm dünyayı aynı ölçüde etkiliyor mu? Bu işin petrol ithal eden kadar ihraç eden ülkeleri de var. Dolayısıyla petrolün bu artışının her yerde aynı ekonomik zafiyet yaratmasını beklemek yanlış olur. Ve en önemli, en büyük ekonomi Amerika şu anda bu stagflasyon riskini en az taşıyanlardan bir tanesi. Evet, petrol onun da maliyet kalemi ama hem üretici hem de kayaç gazı gibi bir alternatif var. Ama bunu gelişmekte olan ekonomiler ya da petrol ithal eden ya da bu emtia fiyatlarının artışından enflasyon ihraç edebilecek orta çaplı ülkelerin çoğunda bu risk arttı. Türkiye'de bunlardan bir tanesinde. Biz Türkiye olarak şu ana kadar yüksek enflasyon ve yüksek büyümeyi yan yana götürebildik. Şimdi yüksek enflasyon tarafımız kaçınılmaz gibi gözüküyor. Acaba biz de büyümede bir daralmaya geçer miyiz? Bence tabii bunu Türkiye özelinde ya da bir Rusya-Ukrayna özelinden ziyade daha global olarak okumak lazım. Ama genel olarak büyümelerin düşmesini beklemek son derece normal. Bu şartlar altında büyüme düşerken ne çıkar? Ülkelerde ekonomi daralmaya başlarsa böyle emtianın çıkışı şu anda arz şoklarından dolayı herkes bir emtia spekülasyonu içerisinde ama üretim düşmeye başladığında ister istemez bu bir süre sonra terse de dönmeye başlar. Yani şunu mu söylüyorsun? Dünyada ekonomik yavaşlama teması, ekonomik yavaşlama algısı ortaya çıkarsa bu yüksek petrol fiyatları da sürdürülebilir olmaz. Bakır fiyatları da sürdürülebilir olmaz mı diyor? Petrol belki bir parça, yani net bir şey var. Yani arz sıkıntısı var ama hani bakır gibi ya da diğer emtialar gibi hususlar büyümedeki bu performans düşüşünden aşağı yönlü etkilenebilir. Evet. Bu yüzden çok erken. Aslında biraz konu jeopolitik açıdan okursak, sadece ekonomik açıdan değil, Çin'in söylemleri bugün mühim. Çin diyor ki Ukrayna'yı alevlendirmeyin diyor. Yani ucu kendi jeopolitik sorunlarından dolayı kendine dokunursa, oranın ekonomisi de bir sıkıntıya girerse bu biraz dünyanın sorunu o haline gelmeye başlıyor. Bu mesajları iyi okumak lazım. Belki de stagflasyon bekleme senaryolarımız sadece ekonomik değil, biraz jeopolitik olarak da düşünmemiz lazım. Şu anda en kötüsü oldu Rusya konusunda. Beklentilerin çok üstünde bir şey oldu. Ama işin ucuna Çin'in girmesi senaryosu hala fiyatlamalarda yok. O ya zaman, da sıcak çatışma NATO'yla ya da Amerika'yla, o yok. Evet, o da yok. Ben olmayacak ama, diye bakılıyordu. Askeri tarafını yine kenara bırakarak tamam gidiyorum. Eğer bu şeyin bir ülkeler arası sorunun içerisine Çin'in katılması senaryosu, ki Çin durup dururken bugün bir anda gündeme
işte şu anda da ekranda geçiyor, Ukrayna krizini alevlendirmeyin diyerek bu işin ucunun kendisine de gelme senaryosunu şu anda masanın üzerine koydu. Ekonomik gözle baktığımızda stagflasyon olasılığı arttı ama buna stagflasyon demek için biraz erken. Çünkü böyle büyük olaylar geçmişte de yaşandı ama bir Körfez krizi gibi, bir Suriye krizi gibi değil. Burada olasılık çok daha büyük olduğu için ve kamplaşma arttığı için bence eskisine nazaran daha büyük bir riski dünya taşıyor. Bunun ekonomik etkileri daha fazla olacaktır. Belki hani sadece stagflasyon tırnak içinde konuşmak yerine ekonomik durgunluk senaryosu bizi bekliyor mu? Bekliyor. Peki. Murat Salar Fed'in faiz artış senaryosuna atıf yapmıştı. Orada hala yüksek oranda 16 Mart yani haftaya olacak FED toplantısından bir faiz artışı bekleniyor ama bu çok daha %100'ün üzerindeydi. Şu an %95'e inmiş gibi görünüyor. Bu yıl sonuna geldiğimizde de hala 6'ya yakın faiz artışı fiyatlarda. Burada çok çok büyük bir değişim Murat Salar yok. Stagflasyon dedik konuşuluyor, değerlendiriliyor. Murat abi burada petrol fiyatlarının bu gidişi, diğer emtia fiyatlarının gidişi nasıl durdurulacak? Sevgili Recep Atakan'ın büyümeler yavaşladığında belki bu emtia, endüstriyel emtianın da gidişine bir belki fren olabilir görüşüne katılır mısın? Bir de şunu soruyorum, tabii biraz bu yoruma giriyor ama ve biraz da belki politik bir yorum da yani olacak sonucun da bu kadar yüksek enerji fiyatlarını hem Amerika hem Avrupa sırtında taşıyabilecek mi? Şu an iki tarafta gerilimi tırmandırma stratejisi izliyor. Yani hem Batı hem Rusya. Tırmandırma karşılıklı. Yani o adım atıyor, tamam ben üstüne bir tane daha yaptırım. Rusya diyor ben devam ediyorum, üstüne bir yaptırım daha. Yani bunun nerede duracağına dair o acı noktası, acı eşiği nerede olabilir acaba? Başından başlayayım böyle sorduğun sorulardan. Şimdi normal şartlar altında Fed'in faiz artırması gerekiyor. Ve bunun da aslında patikasını çizdi. Çok önceden hep burada da takdir ederek bahsettik. Dedik ki Amerikan Merkez Bankası çok önceden yönlendirme yaparak doğru bir biçimde piyasanın önünde ışık tutuyor veya yön gösteriyor diye. Ancak bu gelişme çok ekstrem bir gelişme. Burada hala faiz artırabilir mi? Belki beklemeyi tercih edebilir. Çünkü 25 bas puan faiz artışı enflasyon, yani bugünkü koşullarda enflasyonun önüne geçebilecek bir etki yaratacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle baktığın zaman faiz artışı konusunun bir şekilde geciktirilmesi piyasanın aradığı küçük de olsa bir can suyu olabilir. Bir şekilde ihtiyaç duyduğu katalizör olabilir gelecek haftaya baktığın zaman. Diğer taraftan hani bu bizim anladığımız kısım değil ama yorum olarak söyleyeyim. İşte bir taraf adım atıyor, diğeri bir adım daha atıyor, diğeri bir adım daha atıyor. Diğerine ancak geçmeden Murat abi, haftaya Fed'in pas geçme ihtimalini ne kadar görüyorsun? Yani bence artık olasılıkların içerisinde. Yani bunu iki hafta önce konuşsak mümkün değil derdik belki ama şimdi olasılıkların içerisinde. Çünkü altını çizdiğim şey şu Barış. Faiz artırımının amacı enflasyondaki yükselişi engellemek. Ama bugünkü gördüğümüz enflasyonun sebebi talep enflasyonu değil, arz enflasyonu. Faiz talebi kesen bir şey, kesme olasılığı olan bir şey. Ama Rusya dünyaya enerji veremediği sürece isterseniz faizi 100 yapın. Ne değişecek ki? Petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla bunun bir muhakemesini yapması lazım Amerikan Merkez Bankası'nda karar alıcıların. O olasılığın olduğunu düşünüyorum. En azından artık sıfırdan yüksek bence. Tamam. Birincisi bu. İkincisi bu iş ne kadar hani veya politik tarafında nasıl gelişecek? Önemli olan atılan adımlarda belki şöyle yorumlamak lazım. Her iki tarafta işin uç noktasına dair elinde çözümler var. Yani Rusya Ukrayna'yı adım adım işgal etmek zorunda değil. İsterse bir günde
Ukrayna'yı bir şekilde okuduğumuz kadarıyla, yani bizim konumuz değil ama elindeki nükleer güçlerle vesaire sonuç alabilir. Bunu yapmıyor. Diğer tarafta yapmıyor. Herhangi bir adım atmıyor. Dolayısıyla ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Herkes aslında masada kazanmak istiyor. Masada kazanırken de elindeki askeri gücü bir koz olarak kullanıyor. Kullanmaya çalışıyor daha doğrusu. O kartı oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar iş kontrolden çıkmadı. İki taraf birbirini test ediyor ve görebildiğim kadarıyla belki sinir uçlarını test ediyor vesaire. Ama hala şu umudu koruyorum ben. Eğer dünya bir üçüncü kez bütün dünya savaşmayacaksa burada çözüm olasılığı var ve işaretler de demin söylediğim gerekçelerle bana bunu hatırlatıyor. Evet. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ne kadar uzun sürerse dünya ekonomisi açısından o kadar kötü. Son olarak şunu söyleyeyim. Petrol fiyatlarının veya enerji fiyatlarının veya bir süre sonra ortaya çıkacak gıda fiyatlarının bütün dünya üzerindeki sosyolojik etkileri süresiyle alakalı. Yani bu birkaç aya yayılmış bir süreç içerisinde bu seviyelerde devam edersek her tarafta sosyolojik anlamda başka reaksiyonlar ülkelerin içerisinde görme ihtimalimiz var. Peki. Recep Atakan'a döneceğim. Dolar endeksi 99'a geldi. Çok net bir yukarı hareket var. Dolarda güçlenmeyle karşı karşıyayız. Euro dolarda da 1.08'i seviyeler. Notlarım var. Eklemek istediklerin ne dersin? Evet. Şimdi Amerika'nın faiz artış senaryosu için olasılıkları konuşuyorduk. Murat'ın söylediklerinin üzerine ilave edebileceğim bir sence pas geçer mi? Bence pas geçme olasılığı şimdilik zayıf. Ha. Yani evet, olasılığı azalmakla beraber piyasalar 7-8 faiz artışından 2-3 faiz artışına bile düşse zaten bayram yapar. Amerika'nın sorunu sadece arz sorunu değil, bir talep sorunu da vardı. Hı hı. Doğal olarak belki o sert, şahin faiz artışları yerine daha yumuşak, daha görerek gitme, krizi yönetmek için başlamamak yerine 0.25'lerle gidip her ay krizi görmek gibi tablo olabilir. Çünkü Amerikan ekonomisi bu genel gidişattan pozitif ayrışan demeyeyim ama en az etkilenenlerden bir tanesi, çözümleri olan bir yer. Ama Amerika'nın asıl sorunu doların kuvvetlenmesi. Dikkat edersek ekrana dolar endeksini az önce getirdin. Burada da 7 faiz artışının fiyatlandığı yerde dolar endeksinin hareketine bakalım. Ve son olarak da bir de bu Ukrayna krizi sonrası ortaya çıkan tabloya. Demek ki 7 faiz artışı ya da 6 faiz artışı beklentisinden daha kuvvetli bir dolar tarafında reaksiyon verdi. Bunun bir kısmını güvenli liman, bir kısmını Amerikan 10 yıllıklarında Japonya'nın da olduğu gibi korkunun etkisi diye düşünsek de Amerikan dolarının önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği parası Euro'ya karşı değerli gitmeye devam etmesi kaçınılmaz. Çünkü ekonomik olarak Avrupa daha çok zarar görecek, Amerika nispeten daha az zarar görecek gibi. Ve Avrupa hiç faiz artıramayacak. Şimdi bir soru, tablo oluştu, soru değil buysa mi? Lagarde bugün konuşsa o hani sene sonunda biz de bir düşünebiliriz söylemleri, evet, muhtemelen geri çekecektir. Çünkü bir angajmanı yoktu. Ama Amerika önemli bir angajmana girdi. Burada geri adım atması bana sorarsan az ihtimal. Ama 7, 6, 5 gibi böyle bol keseden attığımız senaryolara biraz daha görerek gitme. Belki bir yarım puanlık 2 tane 0.25 yaptıktan sonra izleme gibi. Ya da Ukrayna-Rusya krizine çokça atıf, izleyelim bakalım onun etkilerini göreceğiz deyip sözel yönlendirme. Tabii ki bunu ister istemez yapacak ve önünde 1-2 ayda süre var. Şimdi bu kriz eğer öyle ya da böyle, hani savaş senaryosu yükselmez, bir barışla sonlanırsa, ki en iyi senaryo, ikisinin de kazandığı senaryo, Doğu Ukrayna tarafının Rusya'ya ilhak olması, buna karşılık işte biraz toprak alan Rusya, işte NATO tarafının da söylemlerini biraz geri çekmesi, bir tampon bölge oluşturulması gibi bir senaryo şu andaki en yumuşak senaryo. Bu olasılık hala masada mı? Bana sorarsanız masada. Müzakereler devam ediyor. Eminim bu iş, bizim Lozan Barış Anlaşması da Montreux'de böyle bir masa şeyde bitmedi. Aylar boyunca süren anlaşmalar ya da pazarlıklar söz konusu. O yüzden çok karalar bağlamamak lazım ama Türkiye'nin pozisyonu biraz Amerika gibi ekonomik açıdan değil ama jeopolitik açıdan pozitif ayrışıyor gibi gözüküyor. Türk-İsrail ilişkileri, Türk-Rus ilişkileri,
Türk-Amerikan ilişkileri, Türk-Ukrayna ilişkileri şu anda tarihin gördüğü en kötü seviyelerde değil. Hatta bunun çok daha kötü anlarını görmüştük. Rusya ile aramızın gerildiği, Ukrayna ile pek gerilim yaşamıyoruz ama Amerika ile gerildiği, İsrail ile gerildiği döneme baktığımızda şu anda Türkiye jeopolitik açıdan yara sarar bir dönemde. Doğalgazın bu kadar yüksek oluştuğu bir yerde. İran gazı ve petrolüne ihtiyaç olduğu dönemi Türkiye üzerinden senaryolar, evet. Akdeniz gazının Türkiye üzerinden gitmesine ilişkin senaryolar gündemde. Sorunlarımızdı ve derdimizdi oraya. Biz arama gemilerini çıkarttık, işte kıta sandıkları tartışmaları falan oldu. Bunlar tarafında pozitif adımlar olabilir. Ama bu Türkiye'nin ekonomik açıdan etkilenmeyeceği anlamına gerçeğini yani değiştirmez. Çünkü biz bu krize ne yazık ki yüksek bir enflasyon yakaladık. Yani Recep abi araya giriyorum ama bunu çok güzel anlatırız, anlatıyorsun da. Ama şimdi değil mi ben kızacaksın da belki. Yok, ama. Yok kızmam sen. Hani sen anlattığın için söylemiyorum bunu. Bunu anlatanlara da vatandaş diyecek ya tamam çok güzel anlatıyorsun da kardeşim. Yağ fiyatları böyle, gıda fiyatları böyle. Benzin akaryakıt istasyonuna gidiyorum 20 liranın üzerinde. Ya yani hani neden bahsediyoruz falan diyen de olabilir. Tabii. Ekonomik açıdan ama söylüyorsun. Bu ekonomik açıdan etkilenmeyeceğiz anlamına gelmez diyorsun. Tabii ki jeopolitikayla ekonomiyi karıştırmayalım. İkisi birbirinden bağımsız şeyler. Memlekette tencere her zaman belirleyicidir. Yani bir iki tane unsur vardır siyasetteki oy oranları belirleyen. Bir geçim sıkıntısı, iki uluslararası politikadaki gerginlikler ya da zaferler. Bunu ben ekonomiyle bağdaştırmadan krizin artıları eksileri diye baktığımızda evet. Bir açılım olarak Türkiye muhtemelen bir süredir kendine kriz olarak dönen tavırları şu anda avantaj olarak dönebilir. Ama ekonomik açıdan arzu edersen çok uzatmayayım. Türkiye'ye geçtiğimizde bunu konuşuruz. Ekonomik açıdan ne yazık ki senaryomuzun en kuvvetli dayanaklarının çoğunun çöktüğünü görüyoruz. Yani yeni bir tablo tekrar karşımıza çıkabilir. Arzu edersen bir daha konuşalım. Söylediğin gibi FED bir sonraki toplantısı Mayıs'ta, yani bu toplantıda belki 25 bas puan faiz artırıp ki 4 Mayıs'a kadar önünde bir süre oluyor. Piyasa istediğini verecektir o. Şu an sürpriz yapacak durumda değil. Yani. Evet. Tek faiz artışın tartışı olsaydık belki yapar belki yapmaz derdik ama piyasaya bu kadar sürpriz yapacağını sanmam. Peki Mehmet Ahçıoğlu'nu dinleyelim. İlk aramızı verelim. Aramızın ardından ikinci bölümde Türkiye'ye geçeceğiz efendim. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi başta Araplar olmak üzere sonrasında da kendi kendine yetmeyi büyük ölçüde başaran Amerika için bir sorun teşkil etmiyor. Enerji fiyatlarının yukarı gitmesinin vuracağı ülkeler belli. Bizi saymıyorum. Biz zaten gelişmekte olan ülkeler arasında sürekli enerji bağımlısıyız ama gerçekten özellikle Amerika'nın rakipleri düşünüldüğünde başta Avrupa müttefik gibi görünse de Amerika için hem iyi bir ticari partner ama hem de iyi bir rakip, öyle bakmak lazım. Sonra da aslında Avrupa'dan önce Çin. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman yaşanan bütün bu türbülansta türbülansın en az zarar verdiği ülke çok belli matematiğine bakıldığında yine Amerika. Tabii bu sürdürülemez bir durum. Bence bu son çıkış ve son sert çıkış Amerika'nın açıklamalarıyla oldu. Öyle veya böyle bir yerde duruluyor olacağız. Ben petrol fiyatlarında geçmişteki zirveye zaten çok yakınız. Zirvenin denenebileceğini ama çok aşılabileceğini düşünmüyorum. Çok çabuk unutuyoruz. Pandemi sürecinde biz petrolde negatif fiyatlama görmüştük. Future'larda insanlar ciddi paralar batırmıştı. O zaman bitti muhabbeti vardı. Şimdi de eyvah coşuyor işte, kopuyor, uçuyor, kaçıyor. Hayır, bunun bir ortası muhakkak var. Bu aşamadan sonra oluşan fiyatlar özellikle commodity'de, emtiada, petrole yatırım yapacaklar için bence çok ciddi risk. Bundan sonrası durulma süreci olacaktır fiyatlamada. FED'in Mart toplantısında pas geçmesi ihtimali yok ama faiz artış senaryoları biraz yumuşayabilir dedi Recep Atakan bir önceki bölümde.
faiz artışının geciktirilmesi piyasanın ihtiyaç duyduğu katalizör olabilir. Amerikan Merkez Bankası'nın haftaya pas geçmesi olasılıkların içinde dedi Murat Salar. Şimdi hemen az bir vaktimiz kalıyor zaten. Bir reklamımız daha var. Türkiye'ye geçeyim. Murat'la ilk defa uzun sürede çeliştik. Bu işi bir yemeğe bağlayalım. Evet, faiz artırırsa ben kazanayım, artırmazsa Murat kazansın. Olur mu? Tabii. Ya, yani, zeytinyağlıcıya götürürüm. Bir şey diyeceğim Murat abi. Her halükarda kazanıyor. Yani onu söyleyeyim. Yani, kasa hep kazanıyor. Kasa hep kazanıyor. Bak buradan da bir yemek çıkaracak hemen. Ben bir garip çiftçiyim. Bir şey diyeceğim. Yani fırsatı gördüğü anda Recep Atakan adımını atıyor. Evet. Abim sıra dışı olan şu anda Murat yani. He? İddialı olan Murat yani sıra dışı bir tahmin. Tabii tabii abi. O biraz şeyde kalıyor ama. Hatta 1'e 2 de verebilirim istiyorsa. Bak şimdi. Bak büyüttü potu yok bir şey yapalım. Adımı koyalım. Tamam mutabıkız yemek konusunda. Murat abi senle başlayayım sonra Recep Atakan'a döneceğim. Şimdi hem kur hem de CDS yani sanki biraz az konuştuğumuz bir yer mi bilmiyorum. Türkiye'nin CDS'i risk primi 704'te ya bizim kur 18'lere gittiği dönemde şurada 600'lerin üzerindeydik. 620'lerdeydik. Hani kontrolsüz gidiş falan dediğimiz dönem. Şu an 700 üstüne çıktık. Ve dolar TL'de de yukarı hareket görüyoruz. Kontrolsüz gidiyor gibi görünmese de TL'de bir değer kaybı var. Dolar endeks tabii 99 olmuş. Şöyle bir bizim TL varlıklarını bir değerlendirmeni rica ediyorum abi. Nedir tablo? Hemen Barış'cığım deneyeyim. Şimdi CDS kısmı bütün dünyada risk primi yükseldi. Yani CDS Türkiye'ye özgü yükselmedi. Biz senin bahsettiğin Aralık ayında kurdaki yükselişi gördüğümüzde Türkiye spesifik bir yükseliş vardı. Çünkü o dönemde bizim benzerimiz ülkelerin hepsi faiz artırırken Türkiye faiz indiriyordu. Dolayısıyla kendine özgü bir risk üstlenmişti. Bugün bakarsan eğer benzer ülkelerin hepsinde CDS'te bir yükseliş var. Bizim açımızdan risk oluşturan yapı Türk varlıklarıyla ilgili söylediğin onu açmam gerekirse maalesef hani desen ki bundan bir ay önce Türkiye için kötü bir senaryo yaz desen herhalde şunu söylerdik. Enerji fiyatlarının yükseldiği, Türkiye'nin turizm gelirlerinin riske girdiği ve euro dolar paritesinde doların değer kazandığı bir senaryo ana başlıklar olarak söylüyorum. Türkiye açısından kötü olur derdik. Bugün maalesef hepsi bir arada gerçekleşti. Dolayısıyla kur tarafında yani Türk varlıklarında varlıkları arasında en popüler olan veyahut da son dönemde en çok tartışılan konu kur olduğu için kur tarafını baskı altına alan yani Türk lirasını baskı altına alan bir senaryo ortaya çıktı. Çünkü kur korumalı mevduatla yaratılan şey aslında muhasebesel bir işlem. Yani devlet swapla borçlu gözükürken rezerv tarafına çektiği para yani içerideki para sabitti. İçerideki dolar miktarı sabitti. Çünkü cari fazla vermeyi tartışıyorduk biz 2021 yılı sonunda. Senaryolarda onlar vardı. Ama petrol fiyatları 75-80 dolar civarındaydı. Petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesi içeride bahse konu dolaşımda olan döviz miktarını azaltacak bir gelişme. Kaldı ki gene döviz miktarını artıracak bir gelişme olan turizm gelirleri en fazla turist aldığımız ülkelerin başlarında gelen Rusya ve Ukrayna'nın yaşadığı sorundan dolayı o kısımda biraz riske girdi. Orada da bir iptallerle ilgili endişe var. Son olarak da Türkiye'nin ihracatında hepimizin ezberidir. İşte ithalat kısmında dolar kısmı biraz daha ağırlıklı, ihracat kısmında euro ile yaptığımız ihracatlar biraz daha fazlaydı. O kısımda kötü gitti. Kur üzerinde baskı var. Kur üzerinde baskı olması bu gelişmelerle normal. Diğer kısımlarda bundan etkileniyor. Çünkü faiz tarafı yayının başında söyledim. İşte 5 yıllık, 10 yıllık, 10 yıllık tahvil faizi 26'larda. Enflasyondan etkileniyor. Enflasyonu da besleyen en önemli unsur kur. Kuru da besleyen gerekçeleri saydık. Biraz Türkiye açısından makroekonomik anlamda şu andaki
jeopolitik gelişmelerden dolayı en olumsuz senaryo ortaya çıktı. Bununla birlikte biz birazcık Ekim-Aralık arasında yaşadığımız türbülanstan dolayı da faiz indirimleriyle kendi yarattığımız riskten dolayı da bağışıklık sistemimiz zayıflamış olarak girdik bu sürece. Zor bir denklem hakikaten. Yani baktığın zaman eğer petrol fiyatları inşallah Recep'in söylediği gibi belli bir yerde dengelenir veya aşağıya gelir. Petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa hatırı sayılır bir cari açık ortaya çıkma olasılığı ve kur tarafında daha yüksek bir baskı görme olasılığımız var diye düşünüyorum. Recep Atakan. CDS'den istersen başlayalım. Tamam. Yani 5 yıllıkta evet şu anda neredeyse sen Arjantin'i pek sıralamaya almıyordun. Arjantin'i almazsan en yüksek ülkelerden bir tanesiydik. Şimdi Rusya mevcut şartlarda yanımıza geldi. Hatta üstümüze çıktı. Rusya geçti bizi. Tabii Rusya'nın doğal olarak tüm dünya tarafından böyle izole edilmesinin getirdiği riskler çok daha fazla. Hatta bugün itibariyle temerrüt riskinin %80 olarak fiyatlandığı, dış yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği, geçmişte bir moratorium ilan etmesi, dış borçlarını ödemeyeceğini ilan etmesi gibi bir sabıkalarından dolayı Rusya'nınki normal. Anormal olan bir süredir bizimkiydi. İki tane ülkeyi yan yana koyalım. Birisinde 650 milyar dolar rezerv var. Birisinde eksi 140-130 milyar dolar rezerv var. Birisinde tek hane enflasyon ve %20 bir para politikası net uygulanıyor. Eksi 45 değil mi bizim Merkez Bankası? Eksi 45 düzeltiyorum. Bizde de enflasyon konusu ne yazık ki faiz politikasıyla şu anda eşleştirilebilir vaziyette değil. Petrolden olumsuz etkileniyoruz. Her ne kadar satamıyor gözükse de aslında belki Çin üzerinden dünyaya satma senaryoları hala canlı olan bir Rusya varken bizim CDS'lerimizin ekonomik gözle baktığımızda bizim ondan çok daha riskli bir pozisyonumuz varken savaş gözüyle baktığımızda tabii ki Rusya'nın bizim çok üzerimizde olması çok normal ve net bir şekilde edinimlerini yerine getiremiyor gözüküyor şu anda. Doğal olarak bizi okurken biraz Rusya'daki genel iştahın bozulmasından kaynaklı okumakta fayda var. Türkiye'nin kendine has riskleri devam ediyor. Bazı senaryolar bozuldu. Bunun getireceği, Murat'ın da bahsettiği cari açık senaryomuz, cari fazla senaryomuz belki tekrar cari açığa doğru dönüyor. Enflasyon mücadele etme bazımızdaki en temel kurgularımızın çoğu zayıfladı. Dünya tarım fiyatları yardım etmiyor, enerji fiyatları yardım etmiyor. Cari açık tarafından gelecek olası fazlanın getireceği kur artışının yerine gelmesi, aşağı düşmesi yardım etmeyecek gözüküyor. Üstüne üstlük de bir de kamunun vatandaştan aldığı kur korumalı mevduat adı altında bir aslında yükümlülüğü var. Bugün gelen uygulamalara baktığımızda bir tekrar rol etme, yani bir defa daha yenileme hakkının gelmesi bireylere. Kurumlara 3 aylık çok tartışılan kısmın 3 aylık hakkın tekrar geri gelmesi kısmına baktığımızda burada bu riskin realize olmasını kamunun da istemediğini, bunu bir risk olarak gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bizim de yapımızda açıkçası yani tüm ekonomik değişkenler ne yazık ki bizi önümüzdeki günlerde zorlayacak ekonomik açıdan. Bir kere yani bugün yayında izliyordum Avrupa'da doğal gaz fiyatları. Yani biz 20-30 dolar ya da 40 dolar kontratlarımız varken 100 dolar spottan alıp bunu halka yansıtmayarak sübvanse eden bir yapıdan şu anda 230 dolarlara çıkmış bir doğal gaz var. Spottan hala alım ihtiyacımız var. Doğal olarak bunun otomatik benzine, akaryakıta yansımalarını da düşündüğümüzde, petrolü de yanına koyduğunu düşündüğümüzde bizim enflasyon senaryomuz ne yazık ki o Mayıs'ta pik yapar sonra düşer baz etkileriyle kısmı yeni bir tabloya geçiyor. Muhtemelen hem ekonomistlerden hem de Merkez Bankası'ndan bu senaryonun böyle devam etmesi halinde yeni bir tahmin seti gelecek. Yani Merkez Bankamızın yıl sonu tahmini 23.2. Herhalde bu artık bayağı bir... 23.2'de Rus-Ukrayna savaşı yoktu. Doğal olarak o tahminin yukarı yönlü değişmesini de anlayışla karşılamak lazım. Tahmin tutarlı tutarsız ya da piyasaya yakın uzak ayrı bir konu ama tüm tahminlerin yeniden değiştirileceği bir döneme giriyoruz. ÜFE'de 3 haneye geçmiş bir yapımız var. Doğal olarak bizim risklerimiz bitmedi. Biz risklerimizi gelecekte yönetebiliriz
ihtimalini fiyatlıyorduk. Nasıl Amerika'nın 6 faiz artışını ihtimalini fiyatlıyorken 1'e 2'ye düşerse bu rahatlama getirecek. Bizde de ne yazık ki bu cari fazla, turizm gibi konular. Ben turizmden çok endişe duymuyorum. En büyük endişen hangi tarafta? Enerji abi? Tarafı. Yani enerji tarafının enerji bağımlılığı bizde de var. Tüm dünyada olduğu gibi. O tüm dünyada yani akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı mıdır? Akaryakıt ve doğalgaz. Yani ister istemez sanayideki yakın dönemde fiyattan bağımsız arzın kesilmesi halinde ortaya çıkan elektrik ve doğalgaz kesintileri düşündüğümüzde olay sadece fiyat değil, bir arz güvenliği, bir üretim altyapısının tekrar bozulması gibi riskler her zaman gündemde. Turizm tarafına belki izleyenler arasında turizmle yani bunu senaryoya bas senaryo olarak koyanlar vardır ama geçen haftalarda Rus-Ukrayna turizminin ne kadar önemli olduğunu, sayı olarak ne kadar önemli olduğunu konuşurken aslında telafi edilebilecek pandeminin koşullarının ortadan kalkması dolayısıyla özellikle Haziran ayındaki rezervasyonların biraz telafisi Avrupa ülkelerle olabilirse Eylül ayı ve Haziran ayı bu Rus ve Ukraynalıların daha çok geldiği aylarmış. Şimdi harıl harıl turizmciler Haziran ayını doldurmaya çalışıyorlar. Gelir anlamında %15 geçen sene. Evet. Yani o telafi edilebilir gibi gözüküyor. Gelen sayı 30 ama %30. Evet. Ben de bu rakamları bilmeden risk olarak fazla kurgulamıştım ama muhtemelen onun telafisi olabilir. Ama bu şeyi değiştirmiyor. Cari fazla yaratma senaryomuzun gider tarafındaki kısmını değiştirmiyor. Recep abi şunu soracağım. Böldüm ama bu iş inşallah sulhe erse, yani barış sağlansa dönüş de aynı hızda iyileşme yönünde olur mu? Tabii bizim sorunlarımız ortadan kalkmayacak. Şöyle, bu eğer tek sorunumuz bu değildi ama bir Orta Doğu'daki, bir Suriye'deki gibi adını orada da vekalet savaşı, burada da vekalet savaşı. Yani iki tarafta da orada da büyük güçler savaşıyordu ama yani aralarında anlaşmaların olduğu bir yapı vardı. Burada da eğer senaryo, hepimizi çok yanılttığı için tedbirli konuşuyorum. Burada da senaryo bir sulhe varılırsa, tampon bölge bir senaryosu gibi bir senaryo olur da, Çin ucu Çin'e, Rusya'nın ekonomik açıdan daha da yıpratılması gibi bir farklı bir Amerikan fikrine dayanmıyor ise, muhtemelen toparlama hızlı olabilir. Çünkü Türkiye denge ekonomisi yürütüyor. Yani eğer o ekonomilerin şartları müsaade ederse, Türkiye iki taraftan da misafir ağırlayabilecek şeyi verdi, duruşu verdi gibi duruyor. Peki bir araya daha gideceğim izninizle. Son aramız olacak, ardından buradayız efendim.